أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين عزيز مؤمنات محترم المسلمانlar bu günlerde ve bu haftalarda yine Müslümanların gündeminde hac mevzusu var. Hac ile alakalı, Huccac ile alakalı meseleler var. Bugünlerde genelde vaazlar, sohbetler, hutbeler hac ile ilgili, hac konusuna ayrılmış vaziyette ama bu hususa çok fazla yer verildiğinden ve herkesin de belli ölçüde, belli nispette bu hususa ait bilgileri, malumat-ı diniyeyi bildiği, duyduğu, dinlediği kanaatiyle o konuya girmeyeceğim. Geçen ders üzerinde durduğumuz birkaç derstir devam ettirdiğimiz konuyu bugün bitirmek ve neticesini bağlamak niyetindeyiz inşallah. O da bildiğiniz gibi insan hayatına din-i İslam'ın Allah kelamında ve Allah Resulü'nün sünnetinde insan hayatına verilen öneme, kıymete dair ayetleri ve hadisleri arz etmeye çalışmıştım. Bugün de buna dair söylenmesi gereken, ahkama taalluk eden, hükümlere taalluk eden birkaç husus var. Onları arz edip bitirmeye çalışayım. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri hakkıyla hac ibadetini yerine getirmeyi ve haccın hakkını vermeyi ümmet-i Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Evet. Estaizu billah. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَزَابًا عَظ۪يمًا Kur'an-ı Mübin'deki en şiddetli ayetlerden birisi bu. En şiddetli ayetlerden. Bir mümini, bir insanı, bir Müslümanı kasten planlayarak, tasarlayarak, günahsız yere, kusursuz yere, zulmen, kahren, öldüren bir kimsenin fecezauhu cezası, işlediği cürmün cezası, cinayetin cezası, cehennemu haliden fiha, içinde ebediyen kalmak şartıyla cehenneme müstahak olmaktır. Cehennem azabına müstahak oluşudur. Cezası bu. Cehennemi de arz etmiştim. İki türlü cehennemlik var. Birisi muvakkat cehennemlik. Belli bir zaman yahut günahlarının, isyanlarının miktarı kadar, Allah'ın takdir ettiği kadar cehennemde kalıp, cezalanıp, tekrar çıkarak cennete
girecek olanlar var. Bir de hiç cehennemden çıkmayacak olanlar var. Müebbet. Müebbeden yani ebediyen, zamansız, sınırsız, hudutsuz, sonu ve sınırı olmamak şartıyla ebediyül ebed, cehennem azabına, cehennem cezasına çarptırılanlar var. İşte birisi de bu. Bir kimseyi kasten, bilerek, tasarlayarak bir mümini öldürenin cezası. Sadece bu kadar değil. Ve gadiballahu aleyh, Allahu Teala'nın gadabını, hem azabını hem de gadabını, kahrını üzerine çekmiş olması. Ve le'anehu, Allah'ın lanetini, lanet kelimesi de burada geçiyor. Allahu Teala çok az hususta lanet kelimesini kullanıyor. Bir tanesi de bu konuda. Yani bir mümini kasten öldüren insanın üzerinde Allah'ın laneti bahsedilmiş. Ve e'adde lehu azaben azima, bir de ona azim kelimesini Rabbimiz kullanıyor. Azim demek çok azametli. Yani büyüklüğünü, azametini, dehşetini tarife imkan olmayacak bir azab ile azap ona hazırlanmış olacak buyurarak bu insan öldürmenin günahsız yere, haksız yere zulmen, kahren bilerek bir insanı öldürmenin cezası olarak bu müthiş ayet hakikaten inanmış insanların tüylerini ürpertecek derecede bir mana ifade ediyor. Şimdi tabii bu işin uhrevi, yani ahirete taalluk eden yanıdır. Bir de bunun dünyada çarpılacağı ceza var. Bunu da Müslümanlar tabii muhakkak diye biliyorlar. Kasten bir kimseyi öldüren insan dünyada cezalandırılmayacak mı? Ki ayet-i kerime bunu böyle ifade etmiş diye akla gelebilir. Kesinlikle biliyorsunuz ki kasten adam öldüren, insan öldüren bir katilin, katleden bir kişinin dünyada da cezası var. İslam hukukunda, şeriat hukukunda diyelim, cezası kesinlikle ölüm. Bunun da adına Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kısas diyor. Kısas. Öldürdüğü insan, öldürdüğü insana bedel, öldürdüğü insana karşılık olarak katilin de öldürülmesi olayı. Bunun da adına kısas deniyor. Yani İslam dininde, İslam hukukunda haksız yere bir kimseyi öldüren insan bilecek ki kendisi de ölüm cezasına çarpılacaktır. Ölüm cezası. Öldürme cürmünün cezası ölümdür. Tereddütsüz ve en ufak şüphe, en ufak bir tereddüt olmadan Müslüman bir toplum, mümin bir toplum, insan öldürmenin cezasının ölüm olduğunu kesinlikle bilecek. Zaten eğitimle Müslüman bir toplumda tabi dini eğitim, İslami eğitim bu hususlarda yeterli bilgiyi bütün insanlara 7 yaşından itibaren verecek. Bugün mesela bu konuları bizim toplumumuz bilmiyor. Cemiyetimizin fertleri bu bilgilerden, bu hükümlerden, bu esaslardan habersiz. Çünkü dini eğitim dediğimiz meseleden mahrum yetişiyor bizim insanlarımız. Dini eğitimden mahrum. Bu konuları, bu mevzuları etraflıca farz olduğu nispette, farz-ı ayın olarak insanların bilmesi gereken hususları İslam devleti tabii fertlerine, insanlarına eğitim yoluyla bu bilgileri vermesi lazım. Böyle olunca her insan
insan öldürmenin cezasının ne olduğunu bilecek. İslam toplumu için söylüyorum. Kesin olarak Kur'an ve sünnet ölçüsüne göre bizim şimdi yaşadığımız Türkiye dediğimiz coğrafi sınırlar içerisinde yaşayan insanlarımız İslam hukukuna tabi değil. Allah'ın hükümlerine göre Türkiye idare edilmiyor. Allah'ın Kur'an'da emr-ü ferman buyurduğu emirlere ve hükümlere göre Türkiye Cumhuriyeti idare edilmiyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Meclisten çıkan kanunlara göre Türkiye idare ediliyor. Meclisteki kanunları da milletvekilleri yapıyor, onaylıyor, imzalıyor, neyse tasdik ediyorlar. Meclisten çıkan kanunlar derhal yürürlüğe geçiyor. Mecliste çıkan kanunlar da Kur'an'a ve sünnete dayanmıyor. İnsanların akıllarına, fikirlerine, düşüncelerine, arzularına, iştahlarına, servetlerine, şöhretlerine, şehvetlerine göre çıkıyor. Çünkü meclisin duvarında ne yazıyor? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyor. Hakimiyet demek kanun yapmak demektir. Hani meclis ne yapar? Kanun yapar. Meclis kanun yapar. Hakimiyet kelimesinin tam karşılığı kanun yapmaktır. Kanun koyma selahiyeti. Kanun koyma yetkisi ve selahiyeti demek. Buna hakimiyet deniyor. Hüküm yapmak. Hüküm demek kanun demek. Kanun demek hüküm demek. Hakimiyet demek kanun yapmak. Kanun çıkarmak. Kayıtsız şartsız kanun koyma hakkı ve hakimiyeti milletindir diyor. Yani milletin dediği milletvekillerinindir. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'e göre, sünnet-i Muhammediye'ye göre kanun koyma hakkı, yani hakimiyet, kayıtsız şartsız kimindir? Allah'ındır. Allah'ın olan bu hakkı almak suretiyle milletindir, yani milletvekillerinin, yani insanlarındır şekline sokmuşlar. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti yönetimi İslami bir yönetim değil, şer'i bir yönetim değil, tamamen küfre dayalı bir yönetimdir. Allah'ın hükümlerinin dışında olan bir yönetimdir. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten, bunu bilmeyen fevkalade cahildir. Yani durumunu, yaşadığı ülkeyi, bölgeyi, hukuku, kanunu, yönetim biçimini bilmeyen Müslüman vallahi cahil oğlu cahildir. Sıfırdır o adamı, 50 kere hacca gitse boştur. Bir kere bunu bilmesi lazım yani. Hakimiyet, yani kanun koyma hakkını Allah'tan almışlar, milletvekillerine vermişler. Onlar ne kanun yaparsa sen ona boynunu büküyorsun. Onun için İslam eğitimi de olmadığı için ülkenin dahilinde neler oluyor, neler dönüyor, cezalar neye göre veriliyor, bunları tabi bilmek mümkün değil. İslam eğitimi olmadığından dolayı. Eğer İslami bir devlet olsaydı, İslam toplumu olsaydı, İslam hükümleri uygulansaydı, İslam eğitimi okullarda insanlara 7 yaşından itibaren verilseydi, bu ayetleri hepiniz bilecektiniz. Yani bunu bu ayetler hocalara mahsus ayetler değil. Şu okuduğum ayetleri, yani adam öldüren insanlara verilmesi gereken cezaların neler olduğunu 7 yaşında herkes bilecekti. 70 yaşına gelmiş zaman adam haberi yok bu ayetlerden. İslam eğitimi yok Türkiye'de. Farz-ı ayındır bunları bilmek. Yani bir insanı öldürmenin cezasının ne olduğunu bilmek her Müslümana farz-ı ayındır. Bileceksin ki korunasın, bileceksin ki sakınasın. Bilmeyen bir adam sakınamaz, bilmeyen bir adam korunamaz. Adam öldürmenin dehşetini ve azabını, şiddetini bilemez. Bilemeyince gider bu işi yapar. Nitekim şu anda toplumumuz o kadar cahil bir toplum ki Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Karadeniz kıyılarında ceviz kabuğunu doldurmayacak sebeplerle insanlar öldürülüyor. Niye? İnsan öldürmenin azabını, cezasını bilmiyor. Allah'ın dinindeki dehşetini bilmiyor. Cahili bir toplumuz. Aynen İslam dini gelmeden evvel Arabistan'da nasıl cahiliyet hakimdi, Türkiye Cumhuriyeti'ne de cahiliyet hakimdir. İslam'ı kimse bilmiyor. Yani bu bilgileri bilmek hocalara mahsus bir iş değil, müftülere, vaizlere mahsus
Herkes bilmesi lazım bunları. Ama eğitim ister. İslam'da eğitim 7 yaşında başlar. Miru evladeküm bis salati izâ belahû seb'a diyor. Seb'a arası 7 demek. 7 yaşına girer girmez çocuklarınıza İslam'ı anlatınız diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Bizde bu yok. Yok bu. 7 yaşına geldi mi hemen ilkokula alıyorlar. İlkokulda ne öğretiyorlar? Hiçbir şey değil. Öğretilen şeylere bakın, güler geçersiniz. Ali top at, pat pat pat, topu at Ayşe. Böyle topunan, atınan, itinen eğitim. Yani mümkün değil. Bugünkü eğitim sistemiyle insan yetiştirmek Allah şahit ki mümkün değildir. Zaman zaman anlatıyoruz mesela ilkokula giden yavruları pazartesi sabahı yahut her sabah galiba iyi bilmiyorum. Her sabah okulun bahçesine topluyorlar, okul müdürü ve öğretmenler, sınıf öğretmenleri topluyorlar. Daha sınıflara derse almadan evvel topluca o çocuklara bir şey söyletiyorlar, bir şey söyletiyorlar. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, hani böyle bir şey. Topluca bunu söylüyorlar. Kaç sene söylüyorlar? Tam 5 sene bunu söylüyorlar. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Daha bugüne kadar ne doğru dürüst bir nesil yetişti, ne çalışkan nesil yetişti, ne küçüklerini koruyan bir nesil var, ne de büyükleri sayan nesil var. Bakın bu laflarla eğitim olmuyor. Olmuyor, yürümüyor. Türk'üm demekle Türk olunmuyor. Doğruyum demekle doğru olunmuyor. Doğru olmanın metodunu öğreteceksiniz. Doğru olmanın yolunu öğreteceksiniz. Doğru olmak için İslam'ı anlatacaksınız. Hazreti Muhammed'i öğreteceksiniz. Hazreti Peygamber'in hayatını okullarda ders olarak okutacaksınız. Çünkü kainatta en doğru adam kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatu vesselam. Sadıkul vadil emin diye sıfat. Hani sadık demek doğru demek. Peygamberimiz sıfatı mıdır? Sadıkul vadil emin. Emin demek emanet sahibi, doğru, dürüst, hayatta yanlışı, yalanı, eksiği olmamış. Sen Hazreti Muhammed'i bir nesle anlatmazsan, 50 sene doğruyum, Türk'üm, çalışan desen boştur, boş laftır yani. Peygamber olmadan doğru olunmaz. Kur'an-ı Kerim anlatılmadan doğruluk nedir bilinmez. Mümkün değil. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Bakın, bir tek doğru adam var mı? Her işin başına geçen adam, devamlı hilenin, aldatmanın, sapıtmanın, saptırmanın yollarını arıyor. Sömürmenin yollarını arıyor. İnsanları istismar etmenin yollarını arıyor. Her işin önce hilesini öğreniyor. Bir çaycı çırağı, çaycı demiyorum, çaycı çırağı, daha çıraklık zamanında çaycılık yaparken, çaycılığı öğrenirken bir çay, normal olarak bir paket çaydan 100 bardak çay çıkıyorsa nasıl yapayım da bu 100 bardaklık çayı 200 bardağa çıkarayım diye işin hilesini öğreniyor. Karbonat katıyor, zehir katıyor, madde katıyor, kapasitesi 100 bardak olan çaydan 200 bardak çıkartmanın çaresine bakıyor. Hilesini öğreniyor. Hani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım? Böyle ilkokul olur mu? Bu ilkokullarda adam yetişir mi? Dün Mahmut Paşa'da bir yere uğramıştım. Saçları oldukça uzun ve garip tıraş etmiş. Tıraşı fevkalade garip bir tıraş altında. Değişik bir delikanlı. Dikkatimi çekti. Bu gencimiz kim dedim. Dediler ki Bilkent Üniversitesi'ni bitirmiş bir delikanlı dediler. Bilkent Üniversitesi. Hani özel üniversitelerden bir tanesiymiş. Böyle devamlı insanlara tepeden bakıyor, kenardan bakıyor, bir türlü tam teveccüh edemiyor. Sonra sohbet başladı, sohbet başladı. Dolayısıyla tabii bir üniversite mezunu olmanın verdiği bir gurur var delikanlıda. Üstelik de çok pahalı bir üniversiteymiş, Bilkent Üniversitesi. Orayı bitirmiş olmanın verdiği bir aydın olmanın, okumuş olmanın, üniversite mezunu olmanın bir gururu, bir kibiri var. Entelektüel gurur diyorlar buna. O gururla bakıyor esnafa, tüccara, hocaya. Ondan sonra lafa girmek ihtiyacı duymuş olacak. Efendim dedi, anlattığınız şeyler dedi bir dereceye kadar doğrudur.
Hazreti Muhammed'in dedi getirdiği hükümler, kanunlar Arap toplumları için geçerlidir, bizim için geçerli değildir dedi. Arap toplumları için geçerlidir diyor. Nerede dedim bu bilgiyi öğrendin? Dedi fakültede, üniversitede öğrendim. Üniversitede bunu öğretmişler talebeye. Düşünün yani, sen kürsülerde vaiz olarak وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayetini oku, 100 sene okusan boş. Üniversitede bu ayet okunmuyor ki. Camilerde bu ayeti kerime okunup anlatıldığı gibi, üniversitelerde de bu ayetin okunup anlatılması lazım. Camide cemaat bu ayeti duyuyor, üniversiteyi bitiren talebe, Hazreti Muhammed diyor, Arapların peygamber, Türklere ne alakası var diyor. Böyle eğitiliyor, böyle okutuluyor. Siz de bunu biliyorsunuz. Yarın şimdi bu Bilkent Üniversitesi'ni bitiren bu talebe, bu mezun, bu üniversite mezunu bir işin başına geçerse artık peygamber diye bir şey kabul eder mi? Etmeyecektir. Etmeyince rehbersiz kalacaktır. Kılavuzu olmayacaktır, önderi olmayacak, rehberi olmayacaktır. Kendi keyfini ve zevkini, şehvetini önder kabul edecek. Ve memleketi satacaktır bu adamla. Onun için ben Türkiye'de milli eğitim sisteminin neticesinden fevkalade endişeliyim. Hiçbir insan yetiştirememiştir. Böyle giderse de kesinlikle hiçbir vatansever, milletsever bir adam yetiştiremeyecektir. Menfaatini sevecek. Doktor olursa hastasını adeta avcı gibi, avcının nasıl avını beklemesi, avımı göreyim de yakalayayım da yiyeyim onu, soyayım onu, öldüreyim onu diye beklediği gibi, her bir doktor hastasını da avcı gibi takip edecek, onu soymaya, yemeye, yutmaya çalışacak. Her bir inşaat müteahhidi, inşa etmeden evvel bir binayı yaparken, neresinden çimentoyu çalayım diye düşünecek. Neresinden demiri kısayım, neresinden malzemeden çalayım diye düşünecek, menfaatinden başka bir şey düşünmeyecek. Bu fakülteler adam yetiştirmiyor. Yoksa Türkiye'de bu kadar adam öldürülür mü? Müslüman bir memlekette bu kadar cinayet olur mu ya? Mümkün mü? Bakınız mesela Osmanlı tarihini inceleyen araştırmacı arkadaşlarımız var. 450 senede Osmanlı Devleti'nde ölüm cezasına 2 kişi çarptırılmış. 2 kişi, başka yok. 450 senede. Yok. Devlet, adalet ve her şeye hakim. Devletin başındaki idareciler fevkalade ciddi ve ehemmiyet vermişler. 3 kıtada adaleti ve emniyeti sağlamışlar. 3 kıtada, Asya'da, Afrika'da ve Avrupa'da Osmanlı yönetimi 3 kıtayı tam 640 sene emniyet altında tutmuşlar. Yugoslavya 450 sene Osmanlı'nın yönetiminde kalmış. 450 sene Yugoslavya. Bulgaristan 450 sene. Hesap edin. Yunanistan 450 sene. Mekke, Medine, Hicaz toprakları, Yemen 450 sene Osmanlı. Bir kişinin burnu kanamamış 450 senede. Haklarını korumuşlar. Adamlar kendi dinine, Hristiyanlar dahi hayatlarının en huzurlu dönemini o zaman yaşamışlar. Kiliseler serbest, dinlerinde serbest, kimseye dokunmamışlar. Niye? Müslüman bir toplum Osmanlı. Kur'an'a dayalı bir toplum. Şeriata dayalı bir toplum. 450 sene içinde 2 kişi idama mahkum etmiş Osmanlı. Kimse yok ölüm. Kanlı padişah diye, Kızıl Sultan diye adını Yahudilerin ve Ermenilerin adını, ismini Kızıl Sultan diye koydukları Abdülhamid Han, rahmetullahi aleyhi vel gufran, büyük padişah Abdülhamid Han, onun döneminde de 33 yıllık hükümdarlığı döneminde, bakın yani, adı Kızıl Sultan koymuş. Koyanlar kim? Vallahi Yahudilerdir. Abdülhamid'in sıfatını Kızıl Sultan koyan Yahudilerdir. Çünkü Yahudilere Filistin topraklarını istedikleri zaman vermeyen padişah kimdir? Abdülhamid vermedi. Bunu bütün dünya biliyor. Bundan dolayı onu yıkmanın yollarını aradılar. İftiralar, tezvirler, propagandalar, komplolar, tertipler. Biliyorsunuz en sonunda Beşiktaş'taki Yıldız Camii Şerifi'nde bir cuma günü, cuma namazını her zaman orada kılardı Abdülhamid Han.
cuma namazını kılmak üzere her cuma olduğu gibi selamlıktan cumayı kılmak üzere gelmiş ve cumadan çıkıp gidecek tabii normal olarak. Dışarıda Abdülhamid Han'ı camiye getiren bir fayton var. O zaman araba yok biliyorsunuz, fayton. 6 tane atın çektiği, 3 tanesi bir tarafta, 3 at bir tarafta, 3 at da öbür karşı tarafta, 6 tane atın çektiği saltanat faytonu. Makam arabası diyelim, nasıl bugün herkesin, her bakanın altında araba var. O zaman da fayton var. O faytonun altına, padişahın oturduğu kısmın alt kısmına nasıl yolunu bulmuşlarsa 20 kilo dinamit yerleştirmişler. Saatli bomba. Bütün dünya bunu biliyor. Camiden çıkarken tabii her zamanki gibi faytona binecek, saatli bomba. Saati belli yani. Girişi camiden çıkışı belli, saatli ayarlı, öyle ayarlamış. Yapan Ermeniler, Ermeni komitacılar, Yahudiler yani. Cuma namazı kılınıyor, her şey bitiyor, herkes çıkıyor. Abdülhamid Han da çıkacak camiden, normal olarak çıkışa selamlıktan çıkıyor. Biliyorsunuz padişahların namaz kıldığı yere selamlık deniyor. Etrafı çevrili, suikastlar olmasın diye. Yolu ayrı, kılınan yer ayrı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz nerede şehit edildi biliyorsunuz? Camide, mihrapta namaz kıldırırken hançerlediler. Ondan sonra hükümdarların namaz kılınacak yeri ayrıldı, suikast olmasın diye. Camiden çıkmak üzere hareket etti Abdülhamid Han. Çıkıyordu, daha önce çıkmak üzere yürümekte olan Şeyhülislam Cemalettin Efendi'yi gördü. Şeyhülislam, o günün Şeyhülislamı Cemalettin Efendi. O önde, Şeyhülislam önde, padişah arkada. Sağ kolunu uzattı, Şeyhülislam'ı çekti. Hocam dedi, çıkmayın. Şurada ayaküstü 3-5 dakika sohbet edelim dediler. Şeyhülislam'ı çekti, yanına getirdi ve selamlığın kenarında ayaküstü konuşmaya başladılar. Şeyhülislam'ı çıkmaya bırakmadı padişah. Ayaküstü konuşurken, sohbet halindeyken dışarıda saat ayarlamış, bomba, saatli bomba. Saati ona göre ayarlanmış tabii. Padişah çıkmadı. Haberi vardı diyor ehlullah. Allah dostları, padişahın haberi vardı diyor. Allah-u Teala ona ilhamen bildirmişti. Şeyhülislam'ı da çıkmaya bırakmadı. Ayaküstü konuşurken bomba patladı. Böyle komplolar kurulmuş, tuzaklar hazırlanmış ve adına da Kızıl Sultan denmiş. Böyle olduğu halde 33 yıllık hükümdarlığı döneminde iki kişiyi idam etmiş, idam kararı vermiş. İki kişiye, bir tanesi annesiyle zina eden bir namussuza, başka bir şey değil. Siyasi sebeplerle öldürdüğü bir kişi yok Allah şahit Abdülhamid'in. Kimse öldürmemiş. Öldüremez. Nasıl öldürür? Çünkü adam öldürmenin cezasını o gün sokaktaki çöpçü de biliyor, padişah da biliyor. İslam toplumu çünkü. Öldüremezler. Kızıl Sultan tabirini kullanan Fransız Yahudisi Profesör Albert Vandal'dır. Bizzat tarihte yazıyor. Albert Vandal diye kafir bir profesör, İsrailoğullarından Yahudi, kendilerine Filistin topraklarını vermedi diye dünya kamuoyunda kötülemek için Le Sultan Rouge tabirini Sultan Rouge, Rouge demek Fransızca kızıl demek, Rouge. Kadınların dudağına sürdüğü boyaya da ne diyorlar? Rouge diyorlar, kızıl demek yani. Bütün bunlar ortaya çıkmıştır. Allah'ın lütfuyla yetişen nesil, yetişen bir gençliğiniz var, hamdü sena olsun şu anda, yetişen bir nesil var, şu anlattıklarımın hepsini biliyorlar. Ve bunlar bu memlekette bütün bu İslam'ın haklarını alacaklar ve intikam alacaklar inşallah Teala. Hepsini alacaklar. Bütün zalimlerin cezasını verecekler bu nesil. Bu nesil geliyor Allah'ın izniyle. Kim ne yapmış, hepsini biliyor bu nesil. Anlatıyoruz. Köy köy, kasaba kasaba,
ev ev dolaşarak, mahalle mahalle gezerek neslimize bütün bunları anlatmaya devam ediyoruz. Allah inşallah Teala cezalarını vereceği insanların cezasını bu neslin eliyle verecek inşallah Teala. Gayret edelim. Evet. Peki adam öldürenin cezası ebedi cehennemlik, Allah'ın gadabı, Allah'ın laneti, Allah'ın azabı, tamam da dünyada bir cezası yok mu? İşte eğer devlet İslam devleti olsaydı, Kur'an'daki Allah'ın hükümleri de yürürlükte olsaydı, cezası kesinlikle ölüm olacaktı. Cezası ölüm. Bunun da adına kısas diyor, kısas. Kısas demek, öldürdüğü insana karşılık veya bedel, katilin de öldürülmesi olayı. Kısas, basit bir şey. Peki, Cenab-ı Hak insan öldürmeye, insan öldürmeye, cürmüne, cinayetine karşı neden ölüm cezası vermiştir? Bakınız, bunu da Kur'an-ı Kerim çok muazzam açıklıyor. Ayet-i Kerime ile sabit. Kısas dediğimiz olayda, kısas cezasında, yani öldüren katilin öldürdüğü adama bedel, onun da öldürülmesi. Kısas hükmünde, kısas cezasında, öldürme cezasında ne hikmet var? Kur'an bunu şu ayetle açıklıyor. Aklınızda kalsın. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ Ayet budur. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ Ey akıl sahipleri, ey Müslümanlar! Allah'ın koyduğu kısas hükmünde, yani öldüren insanın cezasının ölüm olması, kısas olması hükmünde sizin için hayat vardır diyor Allah-u Teala. Hiç ölüm cezasında hayat olur mu? Kısas demek, adam öldürmek demek. Adam öldürmek cezasında hayat olur mu? Bu ne demektir? Alimlerimiz bunu şöyle açıklıyor. Arz edeyim, aklınıza kalsın inşallah Teala. Efendiler, hadise şu. Mesela bir kimse İslam toplumunda, İslam devlet nizamında bir kimseyi öldürmeye niyet etse, niyet, hani silahını hazırladı, kalbinden de geçirdi, dedi ki gideyim de falan adamı öldüreyim. Kan davasıdır, işte menfaatini az buçuk halaldar etmiştir, yahut sinirlenmiştir, gadaplanmıştır, yahut işte keyfine kapılmıştır, şehvetine kapılmıştır. Kabadayılık sebebiyle ortaya, çeşitli sebepleri var insan öldürmenin. Kafasına bir insanı öldürmeyi koyduğu zaman, kafa, önce adam kafasına koyuyor tabi, niyetleniyor, karar veriyor. Buna tasarlamak diyorlar, tahayyül, tasavvur, tasarlıyor, falan adamı vurayım. Bu tasarlama halindeyken, daha öldürme olayı yok, öldürmeyi planlarken, düşünürken, niyet ederken, cezasının ölüm olduğunu hatırlarsa, ya ben bu adamı öldürmeye karar veriyorum ama bu devlet İslam devleti, bu hükümet İslam hükümeti, bu memleket İslam memleketi, Allah'ın kanunları hüküm sürüyor. Ben o adamı öldürürsem, yakalandığım zaman benim de cezam katiyen ölümdür diye hatırlarsa, bu adam bu cinayeti işleyebilir mi, işleyemez mi? İşleyemez ya, o da ölecek çünkü. Mümkün değil, işleyemez. Cezası ölüm. Öldürdüğü adam gibi öldürülecek. Ölecekse niye adam öldürsün? Enayi mi bu adam? İnsan öldürmek için deli olmak lazım. Bakın yok. Aklı başında olan bir adam katiyen haksız kimse öldüremez. Çünkü cezası ölümdür. Öldürdüğüm adama karşılık ben de öldürüleceğim diye bunu bilecek. Eğitimini yapmış, duydu, okudu, öğrendi tabii. İslam toplumu bu. Böyle olunca cinayet işlemeye karar verebilir mi, veremez mi? Veremez. Cinayetten vazgeçer mi, geçmez mi? Geçer. Cinayetten vazgeçince kaç kişinin hayatı kurtulmuş olur? İki kişinin. Hem öldüreceği adamın hayatı kurtulmuş olur, hem de öldürecek olan adamın hayatı kurtulmuş olur. O zaman ayet ne diyor? Kısas hükmünde sizin için hayat vardır ey müminler diyor. Hayat ortaya çıktı.
hayat ortaya çıkıyor. İki hayat kurtuluyor. Demek ki Allah-u Teala'nın insan öldürmenin cezası ölümdür diye ceza maddesinin koyması insanı öldürmek değil, insanların hayatını korumak içindir. Hadise budur. Yoksa İslam tarihinde kısas çok fazla uygulanmış bir hüküm değil. Çünkü olay yok. Olay yok. Yani işi başından kesiyor Cenab-ı Hak, kökünden kesiyor. Evvela insan öldürmenin arzusunu, niyetini ve iştahını kesiyor. Evvela bir iştah kesecek. İştahını kesiyor. Hırsızlık yapmak için bir adam neyi kullanacak? Elini kullanacak. Bir adam ayağıyla hırsızlık yapabilir mi? Yapamaz. Mutlaka elini kullanacak hırsızlık. Bir yeri kırmak için, bir yeri aşmak için, bir yeri delmek için, hani hırsız. Hırsızlık yapmak için elini kullanmak zorunda olan bir adam, elini bir adamın kafasına, kesesine, kapısına uzattığı zaman, ben burayı soyarsam, çalarsam, buraya hırsızlık edersem, benim bu elim kesilir diye bilecek mi, bilmeyecek mi? Bilecek, İslam toplumu bu. Elin kesilecek diye bilecek. Elinin kesileceği gözünün önüne gelirse, bu elini uzatabilir mi, uzatamaz mı? Vallahi uzatamaz. Uzatamayınca cürüm işlenmez, suç işlenmez ve İslam toplumunda hırsızlık olmaz, mümkün değil. O halde el kesme cezasının sebebi el kesmek için değil, hırsızlık yapmanın iştahını kesmek içindir. İştah kesmek. Hiç el kesilir mi? Caydırmak içindir yani. Caydırıcı maddelerdir bunlar. Adam öldürmeyi planlayan adam, İslam toplumunda benim de cezam ölümdür diyecek. Cezası ölümse niye bu cinayet işlesin? Asla yapmayacaktır, cinayet işlemeyecektir. Cinayet işlemeyince iki insanın hayatı kurtulmuş olacaktır. Biri öldürmeye karar verenin, biri de öldürmek istediği insanın. İki hayat kurtuldu. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ ayeti buna çıkıyor. Kısas hükmünde ey akıl sahipleri, sizin için hayat vardır ayeti böylece matematik ispatıyla ortaya çıkıyor. Allah-u Teala İslam hükümlerine göre yurdumuzu yönetmeyi bize nasip etsin inşallah. Yoksa bugünkü ceza kanunlarıyla adaleti sağlamak, yine Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki mümkün değildir. Adaleti temin etmek mümkün değildir. Çünkü siz bir kimseyi haksız yere öldüren kişiyi Allah'ın ölüm cezasını beğenmiyorsunuz, hapis cezası veriyorsunuz. Hapis. Hapis demek ölüm demek değil ki, yaşıyor adam. Ama dışarıda değilse de yaşıyor. Babasının katilini dışarıda değilse bile içeride yaşarken gören o ölmüş adamın çocuğu tatmin olur mu, olmaz mı? Olmaz. Neden? Babamın katili yaşıyor diyecek. Arkasından da bir af kanunu çıkıyor. Kanun çıkınca hapisten de çıkıyor adam. Çıkıp salına dolaşıyor. Babasını haksız yere öldüren bu katilin dışarıda dolaştığını gören insanlar tatmin olacak, huzur bulacak mıdır? Bulamayacaktır. Her an ölüm içerisinde düşünecek. Ve toplumda adalet, toplumda barış sağlanamayacaktır. Toplumda barışın temini için, yurt dahilindeki sulhun ve sükunetin sağlanması için İslam hukukunun uygulanması lazım. Allah'ın koyduğu hükümlerin uygulanması lazım. O hükümler uygulanmadığı müddetçe toplumda barışı sağlayamazsınız. Mümkün değil. Allah bunu böyle haber veriyor. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Benim koyduğum hükümleri kabul etmez de başka hükümlerle memleketi yönetmeye çalışırsanız hayatınızı darlıktan çıkartmam, sırtınızı yerden kaldırtmam, sürüm sürüm sürülürsün diyor Hazreti Allah. Ayetle sabit. Mümkün değil. İşte görüyorsunuz, mümkün değil. Bakıyorsunuz, ücretlerin taksiminde adalet mümkün değil. Mahkemelerdeki kanunlar ve kararlarda gördüğünüz gibi adalet sağlanmıyor. Haklı haksız yerini bulmuyor. Ölüm cezaları zaten hiçbir caydırıcı mana taşımıyor. Hapis cezaları kimseyi suç işlemekten caydırmıyor. Caydırmıyor. Ve toplumda huzuru sağlayamıyorsunuz, güveni sağlayamıyorsunuz, adaleti sağlayamıyorsunuz. Devamlı polislerin sayısını artırmaya çalışıyorsunuz.
jandarmanın sayısını artırıyorsunuz. Jandarmanın sayısını artırmak demek, polisin sayısını artırmak demek, adalette ve emniyette aciz kalmak demek. Yüreklerde insan sevgisini, insan öldürmenin dehşetini ve azabını ve felaketini anlatacak bir eğitim sistemi, uygulama nizamı ortaya koymadıkça insanı insanlarla koruyamazsınız. İnsanı koruyan insan değil, insanı koruyan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'la koruyabilir. İnsan sapabilir, insan yanlışlık yapabilir, insan aldatılabilir, insan atlatılabilir. Öyle zeki katiller var ki bir bölük askeri atlatıp gidiyor. Yerin altını delip kaçıyor, tüneller kazıyor, akıl almaz işler yapıyor. İnsanların hayatını Allah'ın hükümleriyle koruyabilirsiniz. İnsanları insan aklıyla koruyamazsınız, akıldan üstün akıl var. Akıldan üstün akıl var. Evet. Onun için insan öldürme arzusu, düşüncesi ve uygulaması Müslüman adamın hayalinden dahi geçemez. Haksız yere tabii. Nitekim Cenab-ı Hak Yahudilerle alakalı bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَكْفِلُونَ النَّب۪ي۪ينَ بِغَيْرِ حَقٍ Yeryüzünde insan toplulukları, çeşit çeşit topluluklar biliyor. Şu anda bile Hindistan'da Hindu topluluğu var. Japonya'da malum Japon topluluğu var. Dünyada bir hayli insan toplulukları var. Hristiyan toplulukları var. Yahudi topluluklar var, Hindu topluluklar var, putperest topluluklar var, var bir sürü var. Bunların içinde dünya kurulduğundan bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar ne kadar insan topluluğu gelirse gelsin, bu insanların içerisinde Allah-u Teala'nın Rabbül Alemin sıfatıyla lanet ettiği bir tek topluluk var. Allah lanet etmiş. Kur'an'da geçin söylüyorum. Kur'an'da olmasa zaten söyleyemezsiniz. Mümkün değil. Allah-u Teala kitabında, Kur'an-ı Kerim'de bir tek kavme lanet etmiştir. O lanet ettiği kavim de Yahudilerdir. Unutmayın. Allah, Kur'an-ı Kerim'de sadece ve sadece Yahudi topluluğuna lanet etmiştir. Bunun da sebebi nedir? وَيَكْفِلُونَ النَّب۪يِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ Ve peygamber öldürmüşlerdir. İki tane peygamberi gırtlağından keserek öldürmüşlerdir Yahudiler. Zekeriya Aleyhisselam'ı kesmişler. Koyun keser gibi ya, peygamber öldürülür mü? Allah hepsindir. Ölçüye zeval yok ama Yahudiler peygamberi dahi kesmiş atmışlar. Allah da lanet etmiş. Lanete uğramalarının sebebi peygamber öldürmeleridir. Hazreti İsa'yı da biliyorsunuz öldürmeye kastettiler Yahudiler. Hepiniz biliyorsunuz, Roma'da Hazreti İsa Aleyhisselam malum, mucizevi peygamber, hani babasız dünyaya gelmiş olması mucizevi bir peygamber olduğunu ortaya koyuyor. İsrailoğulları kesinlikle Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da öldürmeye karar verdiler. Karar, kesin öldüreceğiz dediler. Sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 12 tane devamlı peşinde bulunan, sohbetinde bulunan havarileri vardı. Havari, duymuşsunuzdur. Havariler. O 12 kişinin içine bir Yahudi Hazreti İsa'nın mümini veya mensubu, adamı, ashabı gibi münafık olarak aralarına karıştı. Onlara girdi, aralarına girdi, sızdı. Ajan olarak girdi. Ajan demek malum, muhbir. Haber toplamak için giriyor, ajan. Ki dünyada bugün her tarafta ajan var. Geçen gün bir programda kulak misafiri oldum. Rusya'nın maaş vererek beslediği ajanların sayısını söyledi programda. Ne kadar ajan Rusya'nın lehine, yani komünist Rus devletinin menfaati için
dünyanın her tarafına gönderdiği ajanların sayısı, ki onlar KGB diyorlar, KGB, Rus Haber Alma Teşkilatı, ajan teşkilatı, tam 700 bin kişi diyor. 700 bin ajan. Hepsi katil bunların. Amerika'nın aynen ajan kullandığı ajan teşkilatı CIA, CIA diyorlar, hani CIA ajanı diyorlar. O da 1 milyon 300 bin kişiymiş dünyada. Ajan besliyor. Hepsi katil bunların. Katil. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dostları arasına bir Yahudi sızıyor ve takip ediyor. Öldürmeye karar verdikleri zaman Yahudiler, tabi yer tespiti lazım. Ajan gelip haber veriyor. Yarın akşam Hazreti İsa ve arkadaşları falan mahallede, falan adreste, falan evde toplantı yapacaklar. Gelin öldürün diyor. Ajan haber veriyor. Bunlar kitapta var, Kur'an-ı Kerim'de. Hakikaten katiller, Yahudiler hazırlıyor ekiplerini öldürmek üzere, mahvetmek üzere. Aynı gece o ajanın haber verdiği gibi, ki kitaplarda sempol diye geçiyor, sempol. Yani Hristiyan azizi görünüyor ama Yahudi hain, ajan olarak. Haber verdiği şekilde sohbet halinde bulunan Hazreti İsa ve adamlarını basıyorlar. Basıyorlar, Hazreti İsa'yı anında yakalıyorlar. Tamam, yakaladılar. Öldürecekler, kesin öldürecekler. Kararları var. Cenab-ı Hak tekrar, nasıl ki dünyaya babasız, olağanüstü bir doğumla İsa'yı getirdiyse, olağanüstü bir durum daha murad ediyor. Anında Hazreti İsa'nın şekline o ajanı sokuyor. Hazreti İsa'nın yerini haber veren o ajan yok muydu? Sempol dedikleri Hristiyan görünen fakat Yahudi olan mel'un muhbir ajan anında Hazreti İsa'nın şekline sokuluyor. Aynı kılık, aynı biçim oluyor ve onu yakalıyorlar. Hazreti İsa diye kendilerine haber veren ajanı asıyorlar. Kur'an-ı Kerim ve ma salabuhu, onu asamadılar diyor. Ve ma kateluhu, onu öldüremediler diyor. Velakin şüphe hele Allah o ajanın, o muhbirin şekline soktu. Muhbiri İsa'nın şekline soktu. İsa'dır diye kendilerine haber veren ajanı astılar diyor Cenab-ı Hak. Bunu Cenab-ı Hak söylüyor. Amenna ve sallam. Peygamber öldürmeleri Yahudilerin lanete uğramasına sebep olmuştur. وَيَقْسُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّنْ Haksız yere peygamber öldürmüşlerdir diye Kur'an-ı Kerim damgalıyor onları. Yeryüzünde Yahudilerden daha mel'un, daha kafir, daha insan kanına susamış bir ırk ve kavim gelmemiştir. Peygamber öldürmüşlerdir. Ne olacak? Netice itibariyle ne olacak? Daha evvelde belki birkaç münasebetle, bir meselenin türlü münasebetleri var. Yani bir hadisi şerifi okuyoruz bir münasebetle. Başka bir münasebet çıkıyor, onun için de o hadisi okuyoruz. Öyle oluyor ki çeşitli münasebetlerle aynı hadisi okumak lazım geliyor. İşte şimdi mesela bir münasebet daha geldi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz nihayet dünyanın sonuna doğru, dünya hayatının yavaş yavaş sona ermesine doğru, dünya hayatı sona erecek. Allah bunu kesin ifade ediyor. Yani dünyanın sonu var yani. Dünya hayatının sonuna doğru Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaş çıkacağını Peygamber-i Zişan kesin haber veriyor. Nerede? Kur'an-ı Kerim'den sonra Müslümanların en muteber kitabı olan Sahih-i Buhari'de. Sahih-i Buhari en sağlam kaynak. Bir savaş çıkacaktır diyor. لَا تَكُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَاتِلَ الْيَهُودِ Ümmet-i Muhammed ile Yahudiler arasında korkunç bir savaş çıkmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Aman ya Rabbi. Ne olacak bu savaşın sonu?
savaşın sonunu peygamber kat'i haber veriyor. Çok kesin. Öyle bir savaş ki bu, savaşta Yahudilerin canını kurtarması mümkün olmayacak, Yahudilerin bütün zürriyeti yeryüzünden kazınacak diyor. Peygamber bu. Hiç kaçan olmayacak mı? Kaçan, saklanan, bir taraflara canını atan olmayacak mı? Olacak. Hadis onu da haber veriyor. Hatta yahtedi el yahudiyyu vara el haceri ve şeceri diyor Efendimiz. Nasıl bir yol bulup da kaçmışsa kaçan Yahudilerden bazıları bir takım taşların ve ağaçların arkasına saklanacak. Vara el haceri ve şecer. Hacer taş demek Arapça. Şecer de ağaç demek. Saklanacaklar. Fakat yine kurtulamayacaklar. قَالَ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ O ağaçlar da, taşlar da konuşmaya başlayacak, işaret verecek, alarm verecek, alarm verecek, sinyal verecek. يَا مُسْلِمْ اِنَّ وَرَائِي يَهُودِيَّنْ فَقْتُلْهُ Benim arkamda saklanmış bir Yahudi var. Gel Allah için ona gebet diyecek. Hadis bu. Sahih-i Buhari bu. Gel Allah namına onu da öldür diyecek. Yani Yahudilerin öldürdükleri peygamberlerin, öldürdükleri masumların, öldürdükleri insanların intikamı sonunda katliyen alınacak Allah tarafından. Hadi haber. Yapsınlar bakalım şimdi. Yapıyorlar. Fakat kesin olarak işin sonu böyle bitecek, böyle noktalanacak, böyle kıtan erecek. Hadisin sonunda ilginç bir istisna var. Arkasına saklandığı Yahudi'yi taşlar da haber verecek, ağaçlar da haber verecek ama bir ağaç var ki o söylemeyecek diyor. Saklayacak Yahudi'yi. İllel gargat. Gargat diye bir ağaç. Gargat. Neredeyse berbat diyecek Resulullah yani. Berbat diye ağaç. Gargat adında bir ağaç. Arkasına saklanan Yahudi'ye haber vermeyecek. Demek ki onun da cezası başka yoldan olacak. Onda yaşaması mümkün değil. Şimdi kulağımıza geliyor, Yahudi yerleşim bölgelerinde ev yapan, villa yapan Yahudi milyarderleri bu gargat ağacından evlerin etrafına çit örüyorlarmış. Aldığımız habere göre. İğne yapraklı, yaz kış yeşil kalan pis bir ağaçmış yani. Onu diyorlar villaların etrafına çalı gibi, çeper gibi örüyorlar diyor. Neyse artık. Şimdi enteresan bir nokta. Öldürdükleri masumların, yetimlerin, peygamberlerin, nebilerin, insanların intikamı sonunda alınacak. Yahudilerden intikam alınmadıkça asla kıyamet kopmayacak. Hadis bunu anlatıyor. Hollandalı bir gazeteci, bunu da anlatıp keseyim, konuşma hayli uzadı. Hollandalı dünya çapında bir gazeteci, eski İsrail başbakanlarından Menahim Begin'e soruyor. Şu hadisi soruyor, ilginçtir. Menahim Begin, Melundi başbakan, eski İsrail başbakanı, halen yaşıyor. Diyor ki, Sayın Başbakan, Peygamber Muhammed'in diyor bir hadisi var, ben inceledim diyor Hollandalı gazeteci, okudum. Kıyamete yakın Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaş olacağını ve bu savaşta Yahudilerin köklerinin kazınacağını, taşların ve arkası saklanan Yahudilerin dahi taşlar tarafından haber verilerek imha edileceğini haber veriyor Peygamber Muhammed. Bu sözü, bu hadisi diyor, eşittin mi eşitmedin mi diyor, bakın. Duymuş musunuz diyor, yani bunda haberiniz var mı? Menahim Begin şu cevap veriyor, bende aynen gazetede var. Diyor ki, evet, tam 5 yaşındayken bizi okutan diyor haham, bu peygamber Muhammed'in sözünü bize anlattı diyor. 5 yaşındayken. Görüyor musunuz? Bütün Yahudi devlet adamları hahamların önünde ders görüyorlar. Hahamlardan ders almayan Yahudi devletin başına geçemiyor. Halen öyle diyor. Bizde kocaların haline bakın, ne hale getirmişler. Vallahi geçen cuma temas etmiştim. Benim memleketimde
en büyük caminin baş imamı vardı, Allah rahmet etsin, yakında vefat etti. Büyük hafız, ismini vermeyeyim. Oğlu askeri okulu bitirmişti, harp okulunu bitirmişti. Üst teğmen olarak mezun olmuş ve orduya katılmıştı. Bundan evvelki Cumhurbaşkanı'nın araştırmasıyla babası camide baş imamdır diye tespit ettiler ve derhal askerine attılar bu arkadaş. Kim sürünüyor memlekette? Babası bir camide imamdır diye üsteğmen oduna atıyorlar vallahi ya. Mehmet Edin Ağa'ya bakın. Ama İsrail Başbakanı ise 5 yaşında hahamdan ders alıyor. Hazreti Muhammed'in sözünü bize anlattı diyor. Adamlar böyle dinlerine bağlı, hahamlarına bağlı. Bunları yenebilir misiniz? Mümkün değil. Kesiyorum. Ezan okundu biliyorum. Şimdi peki diyor, madem ki 5 yaşındayken duydun ki Muhammed'in bu sözünü eşittin, size anlatıldı. Bir rahatsızlık duymuyor musunuz diyor. Bak katliam olacak mı? Öldürülecek misiniz? Savaşta hepiniz mahvolacakmışsınız. Rahatsızlık duymuyor musunuz? Tedirginlik duymuyor musunuz? Evet. Çoktan tedbirimizi almışız diyor. Müslümanları öyle parçalamış, öyle bölük bölük bölmüşüz ki toplanıp da bir araya gelip bize karşı koymaları imkansızdır diyor. Bu onundur ya. Müslümanları diyor öyle parçalamışız, falancı, filancı, falan yolda, falan parti, parti belası, işte tarikat meselesi, şahıslar, efendiler, efendi hazretler, türlü yollardan öyle parçalamışız alemi İslam'ı ki diyor Menahim Begin diyor. Onların toplanıp bir araya gelmeleri için diyor, kıyamete kadar mümkün değil. Biz onu halletmişiz. Demek ki bütün bölünmeler, Müslümanların bölünmelerinin, parçalanmalarının siyasi çekişmeye, boğuşmaya, çatışmaya girmelerinin, bütün terör hareketlerinin anarşi hareket temelinde vallahi İsrailoğlu yapıyor. İsrailoğulların parmağı var. Öyleyse bunun farkına varmalıyız. Alemi İslam kurtulacaksa, hayatını, haysiyetini, şerefini kurtaracaksa, bu cinayetlerin arkasının kesilmesi isteniyorsa, Müslümanlar bölünmeyecekler, parçalanmayacaklar. Nerede bir bölücü, nerede bir parçalayıcı bir adam görürlerse, o Yahudidir diye parmak basacaksınız. Başka çaresi yoktur. Allah ümmeti Muhammed'in dini celil-i İslam'ı hakim kılmasını bu ümmete ve bu millete en